bugün aramızda Kerem ve Kristina var. Biz hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, çok teşekkür ederiz. Merhaba, çok iyiyiz efendim. Gayet neşemiz, keyfimiz yerinizde. Bizi konuk ettiğiniz için ayrıca size çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Ben konumuza geçmeden önce acaba bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Kerem Bey, Kristina Hanım kimdir? Başla hanım, bayanlar önden. Hadi bakalım. Benim adım Kristina. Ben Etsy satıcıyım. Orada yaklaşık 3 sene olacak satıyorum. 3 sene bu Aralık galiba olacak. Evet, 3 sene olacak. Bir de bu sene Etsy instructor oldum. Orası ufak dersler veriyorum. Ondan için biraz bilgiler sizden bugün paylaşacağım. Sanırım faydalı olacak. Tabii ki, tebrik ederiz. İyi ki geldiniz. kendi kendini alkışlayan şey. Kerem Bey, sıra sizde, buyurun. Efendim, biz de Kristina Hanım'ın dediğini ben biraz detaylandırayım. Yaklaşık 3 yılda 8800 mü, 8500, 9000 yakın ürün sattık. Çok severim bunu söylemeyi. Bunlar yaklaşık 5 farklı kıtaya, 50'nin üzerinde toplamda ülkeye ürün gönderdik. Yani 50 tane Avrupa Birliği'ni hadi çıkarırsan epeyce bir ülkenin gümrük mevzuatını ezberlemek zorunda kaldık tabii. Ezberledik değil ama bizi ilgilendiren kısımlarını öğrendik. Onun dışında bizim işte sizinle beraber yaptığımız headquarters'ı beraber iki tane yaptık henüz. İstanbul'da ve işte Türkiye'nin farklı illerinde böyle tatlı tatlı Etsy veya ticaret etkinlikleri yapmak istiyoruz. Yapıyoruz ve bunu 2023'te devam getireceğiz. Onun dışında ben de işte böyle hanım yılla beraber evden ufak ufak işimlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Bir de Tulsi var işte. Onu bitirmeye çalışıyoruz, geliştiriyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim. İkiniz de harika insanlarsınız zaten. Buradan tekrar söyleyeyim. Bugün ana konumuz 2023 Etsy tatil trendleri. Ben o yüzden çok lafı uzatmadan, katılımcılarımız da hazır gelmişken sözü biraz size vereyim istiyorum. Nasıl anlatmak isterseniz bence başlayabiliriz. Önce sen mi başlarsın, ben mi? Yazı duramadım. Sen seç. Fost sensin, sen seç. Tamam, ben o zaman hanımlar önden. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Zaten geçen hafta bir ders verdim trend için ama bu sefer bir Türkçe olarak anlatmaya çalışacağım. Bir de biraz kısaltacağım da çok zamanım çok yok. Önce onu biraz anlatayım. Nasıl hazırlık yapacaksınız tatiller için, holiday için? Ne önemli, ne yapmak gerekiyor, nasıl kendini hazır yapmak gerekiyor? Bir önce stoklar da bakmak gerekiyor. Çünkü stoklar da çok önemli. Tatilde herkes bir aceli vardı. Zamanında her şeyi göndermek gerekiyor. Ondan için ne kadar stok full tutarsınız, o kadar hızlı gönderebilirsiniz ürünler. Ondan sonra foto, video. Etsy'de şimdi bir yeni video fonksiyon çıktı. Bilmiyorum, onu hatta hala herkese açık değil de, ama onu bakabilirsiniz. Onun adı Explore. Orası bir video koyuyorsunuz. 2-3 dakika. Orası sesli oluyor. Çok faydalı bir videolarda. Bir de bu holiday için çok faydalı. Çünkü orası holiday dekorasyon gibi kullanıyorsunuz. Ondan için deneyebilirsiniz. Ondan sonra mesajlama. Mesajlarda çok hızlı cevap vermek gerekiyor. Otomatik mesajlar da var. Etsy'de unutmayın bunu lütfen. Çünkü bazen hafta sonu var, insanlar hafta sonu çalışmak istemiyor. Onu çok iyi anlıyorum da. Bazen kendine hafta sonu cevap veremiyorum. Ondan için unutmayın. Hafta sonu otomatik cevap çok iyi, çok güzel bir şey. Çünkü siz müşteri haber veriyorsunuz. Biz şimdi tatildeyiz ama size unutmadık. Hafta günler gelince biz size normal doğru bir cevap verebiliriz. Onda bu çok daha önemli bir şey. O çok soru geliyor. Review istemek yasak mı, yasak değildi? Review istemek yasak değil. Siz de ürün gönderdiniz.
Tabii ki kontrol edersiniz. Ürün geldi, teslim edildi. Müşteri de ondan sonra yazarsınız. Beğendiniz, beğenmediniz. Böyle tatlı kibar da yorum istersiniz. Ama bir kere böyle bir şey yapabilirsiniz. Sürekli yazmak gerek yok. Çünkü bu biraz spam gibi oluyor. Bir de hiç hoş görünmüyor. Hatta müşteri bir de şikayet eder. Ondan için hiç gerek yok. Ama bir kere siz zaten kendini tavsiye ediyorsunuz. Çünkü siz de haber olacak. Sizin ürün güzel, müşteri beğendi, memnun kaldı. Bir de siz de dersiniz beğendiyse bize yorum bırakırsınız. Bu sadece hazırlık için böyle kısa. Sonra bitiren de gideceğiz de ama sen olabilir bir şey eklemek istiyor musun? Eklemek istediğim ya şey var. Yani Christian'ın dediğinin kısaca özetine geçeyim. İnsanlar, yani sizden alışveriş yapan kişilere bir defa review isteyin. Fazla darlamayın, millete bıktırmayın. Bunu da kibar yolla yapmak lazım. Yani bunu direkt bana bir review bırak yerine Christian'ın dediği gibi merhaba ürünümüzü aldın. İşte ürünü gördüğüm kadarıyla teslim olmuş. Ben sizin yerinize kargoyu da takip ediyordum. Umarım herhangi bir sorun yoktur. Eğer her şey sorunsuzsa belki bizim için bir review bırakmayı ve bu ekosisteme katkı sağlamayı düşünebilirsiniz gibilerinden. Topu çevirip müşteriye bırakabilirsiniz. Bu kadar. Evet, senin kısası bu kadar. Devam. Tamam. Zaten tatil için öyle bir şey eklemek istedim. Herkes şimdi biliyor tatiller. Noel, yılbaşı, Halloween, Thanksgiving Day. Herkes Amerika'nın tatiller bakıyor. Bir de en çok ona göre hazırlıyor. Ama bu çok doğru değil. Tabii ki sizin çoğunlukta müşteri Amerikalı. O zaman tabii ki Amerika'ya bakarsınız. Ama mesela İngiltere bazen farklı tatiller vardı. Kanada mesela farklı tatiller. Çünkü Kanada Thanksgiving var. Bir de bayağı bir büyük bir bayram. Ama onlar bayağı bir ay sanırım önce. Onun tam günü hatırlamıyorum ama bir ay fark var Amerika'da bir de Kanada. Ondan için başka ülkelerde tatillerde bakarsınız. Ona göre hazırlarsınız. Çünkü herkesin Amerika'da en çok şeyde müşteri Amerika'dan geliyor ama herkesin aynı değil. Bazen mağazalar sadece Avrupa için satıyorlar. Ondan için ona göre hazırlayabilirsiniz. Bir de şimdi trende geçeriz sanırım. Hadi bakalım. Haydi. Hadi sen de başla. Tamam. Trendlere geçmeden önce aslında yani böyle tek bir ürün vermek gibi bir niyetim yok. Sonuçta hem o kategoride veya o tarz ürünleri satanlar pek iyilik yapmamış oluyoruz. Hem de biraz daha böyle bu işe global bakıp biraz daha yani resmen daha büyük kısmına bakıp mağazası satın olanları yani muhtemelen bizim izleyenlerin çoğunluğu Etsy'de veya farklı platformlarda ticaret yapan insanlar olacak. Onun için genelde geçen seneden gelenlerden şöyle bir şey var. Aslında buna gelmeden önce biraz konu dışı minik bir şeyden bahsetmek istiyorum. İşte önceden pandeminin itici etkisiyle ticaret inanılmaz iyiydi. Yani mesela Etsy geçen gün 2022 üçüncü çeyrek verilerini açıkladı. Geçen seneyle cirosu aynı ama satıcı sayısı çok fazla arttı. Onun yerine bir parça işte sepete atılan sepet ortalaması 130 dolardı. İşte böyle 134 dolar mı 1-2 dolar düşmüş. Ama buradan şeyi çok rahat öngörebiliyorsunuz. Yani pandeminin etkisi bittiğinden dolayı artık eskisi kadar yani son 2 yılın istatistiklerine bakarak da buna göre pozisyonlamanız kendinize ve mağazanızı çok makul değil. Şimdi trendlerde ise durum şöyle bir şey oluyor. Kişiselleştirilmiş ürünlerin trendleri çok daha fazla artacak. Artık her şey kişiselleştirilebilir olmaya başladı. Her şey herkesi kişiselleştirilebilir satıyor. Yani bu yıllardan beri araba üreticileri bunu zaten yapıyordu. Ama artık bu daha yavaş yavaş böyle çok daha küçük hediyelere bile gelmeye başladı. Yani ben İlay diye bir hediye alacak olsam üzerinde İlay'da veya İlay'da'nın sevdiği bir cümle veya renklerde İlay'da'ya böyle daha yakın bir hediye almak isteriz. Çünkü Etsy'de satılan ürünlerin çoğunluğu hediye olarak alınabiliyorlar. Yani bazıları kendiniz için alıyorsunuz. Ama genelde hediye olunca kişiselleştirilmiş olayı çok ön plana çıkıyor. Her ne yaparsanız yapın ürününüzü kişiselleştirmeye çalışın. Bunu isterseniz işte böyle lazerle kazıyarak olabilir, farklı teknikler de olabilir, boyayarak olabilir. Ama her ne olursa olsun ürününüzü kişiselleştirmeniz gerekiyor. Bunun yanında ürünle beraber bu iş bitmiyor.
artık paketlerde de insanlar kişiselleştirilme seçenekleri istiyor. Yani ben paketimin mor olmasını istiyorum derken bir müşteri, diğer bir müşteri benim paketim ne renk olacağı umurumda değil ama tamamen geri dönüşümlü malzemeler kullanmanızı rica ediyorum diyebiliyorlar. Kişiselleştirilebilmiş paketleme malzemeleriyle ilgili inanılmaz böyle bir trend var. Hatta birkaç tane üreticiyle böyle konuşma imkanımız olmuştu. Onlar anlattıklarına göre normal kutuların falan çok fazla talep olmadığını, e-ticaret yapanların veya daha çok yurt dışına ürün satanların paket malzemelerinde inanılmayacak derecede eskiye göre geri dönüştürülebilir ürünlerden yapılması gerektiğini ısrarla istiyorlarmış. Böyle bir trend var. Bu bizim ne işimize yarayacak diye sorarsanız arkadaşlar çok basit. Etsy'de isterseniz paket malzemesi bile satabilirsiniz. Bu hobi ve hobi malzemeleri kategorisinin altında bunu yapabiliyorsunuz. Bunun dışında bir iki tane daha var. En önemlisi bu tam şeyle alakalı değil, trendlerle alakalı değil ama her satıcının kesinlikle bilmesi gerekiyor. Bildiğinden çok eminim ama tekrar etmekte de fayda var. Müşteri ilişkileri, müşteriyle olan ilişkilerin, yani müşteri edinmek çok pahalı bir şey ve bugün geçtikçe artıyor. Yani Etsy var, işte daha bir sürü pazar yeri var. Bizim pazar yerimizden, Etsy'den, mağazamızdan birinin bir şey alabilmesinin bir maliyeti var aslında bize. Yani hiç para harcamasak bile buraya bir zaman ayırıyoruz. Reklam veriyoruz vesaire vesaire. Bir kullanıcı edindikten sonra yani bir kullanıcı sizden ürün aldıktan sonra bu kullanıcıya beklenti aslında veya mantık, genel mantık tekrar ve tekrar ürün satabilme üzerine. Ve siz de müşteri, elde ettiğiniz müşterilere dönem dönem kuponlar göndererek veya kupon tekrar dönem dönem kendinizi hatırlatarak özellikle özel günlerde tekrar satış yapmayı elde düşünebilirsiniz. Bu e-ticarette inanılmaz bir kârlılık sağlar. Çünkü bir müşteriye ikinci defa ürün satmak katmerli bir ticarettir. Tadı bambaşkadır. Çünkü reklam maliyeti veya müşteri edinme maliyetiniz olmuyor gibi bir durum söz konusu. Bunun dışında başka sözü Kristine bırakayım ben. Bana kalsa saatlerce konuşurum sonra. Bu şeyde hediye paketi sen bahsettin de onu Etsy'de böyle bir opsiyon vardı. Siz onu ekliyorsunuz. Bir de ek ücret istiyorsunuz. Müşteri onu zaten şeyde ek ücret görüyor. Ama bu çok önemli çok önemli bir şey holiday için. Çünkü çoğunlukta Amerika'da Etsy'de hediye için geliyor zaten. Hediye alıyorlar da bir de direkt o insana gönderiyor. Hatta çoğunlukta çok yoğun olunca şeyde çünkü bayram zamanında direkt şeyde paketlemiş hediye istiyor da hiç zamanı harcayamayacak için evde direkt hazır gelsin şeyde yılbaşı ağacına altına girsin öyle. O zaten o bedava da zorunda değilsiniz yapmak. Orası listing kurunca böyle bir opsiyon vardı. Onu bakabilirsiniz büyük ihtimalle bu çok zor bir şey değil yapmak. Bir de fotoğraflama da çok önemli. Çünkü birisi hediye alınca görmek istiyor nasıl gelecek bu hediye. Ondan için hediye paketi fotoğraflamak çok önemli. Şimdi ben bir ilk kategoriye geçeceğim de biraz da kategori konuşacağız. Hangi kategori ne trend? Bir de bu sene en çok böyle bekleyen kategori, en çok önemli kategori, en çok satan kategori home and living olacak. Çünkü bu ama bu mesela ben şimdi konuşuyorum Amerika, Kanada, bir de İngiltere. Tabii ki hepsi marketler değil. Bu en çok satan marketler bana için bir de çoğunlukta oluyor. Ondan için istatistik ona göre olacak. Bu sene çoğunlukta çok insanlar evde geçecek şeyde bayramlar. En azından öyle bekleniyor. Ondan için home dekorasyon, çatal, bıçak, tabak, her şey sofra ne koyuyorsunuz çok iyi satabilir. Ondan bu sene çok aranıyor söylüyorum tablecloth. Napkins and coffee set. Napkin bu, Türkçesi. Ama o İngilizce böyle aranıyor ondan için İngilizce evet. Söylüyorum. Çünkü şeyde bu en çok arayan kelimeler bu kategoride. Bir şey yedik iki dakika. ondan için kim onu satabiliyor, bakabilir, olabilir. Bir özelleştirme var da holiday için yapabilirsiniz.
Bir de dekorasyon, hatta sadece dekorasyon kategoride değil de bu sene çok trend renkler. Emerald Green, bir de Magenta rengi. O çok aramaya yapıyorlar bu renkler. Bir de bu sene bilmiyorum, siz de takip ediyorsunuz, takip etmiyorsunuz. Mushroom theme çok trende girdi. Mantar theme. Etsy'de bakarsınız, mantar olarak ışıklar çıktı, mantar printler, mantar wall decor, mantar tablecloth, bir sürü o çok modaya girdi. Bir de hala bayağı bir arama yapıyorlar. Bir de bu sene hala bekleniyorlardı. Valla ben de bu home and living kategori bu kadar. Ya daha çok vardı ama gerek yok detaylarda girmek için. Evet. Hatta başka marketler onu kontrol etmek istiyorsunuz. Etsy Trends vardı, Etsy web sitenin bayağı bir büyük bir rapor vardı. Onun için orası kendini kontrol edebilirsiniz. Çünkü çok faydalı bir şey. Ben hep bakıyorum. Zaten her sezonda çıkıyor yenisi. Her 3 ay yeni rapor koyuyorlar. Onun için tavsiye ederim onu bakmak. Tamam. Benim bir sorum var İlayda Hanım'a. Tabii ki. Buraya bu yayına gelmeden önce bugün dışarıda işim vardı. Onu hallettim de. Ürün yerleştirmesi yapabiliyor muyuz videoya? Böyle bir reklamda tabii ki, tabii ki. Tamam, bak burada sana da göstereyim. Ceren'den iste. Çok güzel bardak yapmış. Namur bu. Sağ olsun. Güzel burada. Verdiler. Ceren Hanım'ı gördük. Navlungo'nun bir fuar merkezine katılmış. Yani fuara katılmışlar. Bayağı da büyük bir standları vardı. Emrah Bey vardı orada. İsa'yı göremedik bu sefer. Bayağı bir dedikodu yaptık orada, konuştuk. Ne yaparız, ne ederiz 2023'te onlarla ilgili. İşte bu sizinle yaptığımız şeylere gene devam edeceğiz 2023'te, ama fincan çok güzel olunca hemen şöyle bir ürün yerleştirelim. Evet ben de bayıldım. Çok da güzel termosları var. Afiyet olsun. Teşekkürler. Bu arada kahveyi de sağ olsun Ceren Hanım, onu da daha önce geçen sene yılbaşı sepeti yollamıştı bize. Hadi bunların içinde var, gittim onu buldum 2 dakikada, o kahveden de yaptım koydum. Afiyet olsun. Sağ olsun. Ceren Hanım zevkli ama bak böyle normal alışılmış standart bardak önünde yaptırmamışlar. Böyle güzel kutlu mutlu, çok tatlı. Evet, güzel. Ben de beğendim. Termos da var, ondan da iste kız. Yayından sonra atlayalım. Kapıdan içeri girdim. Christina bana şey diyor. Ne o diyor? Emekli fuar eşantiyoncuları gibi indi, çantayla geldin diyor. Ya dedim, Ceren Hanım verdiğini. Ben istemedim bir şey. Olsun. Bence çok güzel. Evet. Kerem Bey sizde. Topu size bıraktı. Evet. Şimdi trendlerde Christina'nın verdiği pastan devam edelim. Şimdi bizler mikro üreticiler veya bazılarımız KOBİ olabilir tabii. KOBİ veya mikro üretici olduğumuz için bizim genelde beklentimiz, daha doğrusu pazarın bizden beklentisi, büyük yerler çok hızlı aksiyon alamayabilirler. Yani Magenta bu sene renk olacaksa veya Magenta'nın farklı tonları 2023'ün trendlerinden birisi olacak, trend renkleri olacaksa büyük firmalar bunlara çok uyum sağlayamayabiliyorlar. Yani adamlar koleksiyonu ve üretimlerini çok hızlı bir şekilde değiştirebiliyorlar. Zaten büyük çaplı firmaların en büyük sorunlarından bir tanesi bu. Ama biz mikro üretici veya KOBİ olduğumuz için ürettiğimiz her neyse bunları bununla bağlantılandırabiliyoruz. Bağlantılı bilmemiz gerekiyor daha doğrusu. Yani her ne yaptıysanız bunu magenta rengini yapabilirsiniz veya yaptığınız ürün müsaitse tasarım içine az önce Christian'ın dediği mushroom, yani mantarı ekleyebilirsiniz. Yani işte 2 tane örnek vereyim işte mesela. Magenta, peçete, mantar. Eğer peçete üretiyorsanız bunu magenta ve üzerine mantar koyarsanız işte trendlerin böyle hemen hemen bir kısmını en azından kolektif olarak birleştirip bir ürün haline getirmiş olabiliyorsunuz. Bizim genelde yapmamız gereken bu. Küçük oldu, yani küçük esnaflar olduğumuz için küçükten kastım ciro veya satış adeti. Yoksa her birimiz bir patron kadar, yani bir fabrika patronu kadar değerliyiz. Hatta daha değerliyiz. Efendim söyleyeyim. Ama bizim yapmamız gereken bu. Bu tarz trendleri hızlıca yakalayıp bunlarla ürünlerimizi eşleştirip yepyeni ürünler yapabilmek. Bunun dışında 2023'te neler trend olacak? Bunu bugünden, yani şimdi 2022'nin sonunda oturup bunlar trend olacak demek çok zor. Etsy'de bu iş çok farklı ilerliyor. Bu bir tane beyefendi vardı, eldivenle şöyle oturuyordu. Yani Etsy'de trendler bir ürün 2 gün önce
ürün, herhangi bir şey abi ünlü oldu, fenomen olduysa veya böyle bir trend olduysa bununla ilgili ürün çıkartmak gerekir. Çıkartmanız gerekiyor. Etsy böyle bir şeyleri yapmanızı sizden bekleyen bir şey. Çok hızlı aksiyon almanız gerekiyor. Çünkü alıcı kitlesi bunu istiyor. Yani bu trendler üzerine çok spesifik olarak bunlar şunları yapmanız gerekiyor değil. Ama şu var, bu sene biraz konu dışı. Herkes işlerin daha kötü olduğunu söylüyor. Yani geçen seneki işlerin kadar ciro yapamadıklarını söylüyor. Aslında biz bunu yazın başından beri söylüyoruz. Bu böyle olacak. Çünkü çok beklenen bir şey. Hem işte böyle Rusya-Ukrayna savaşı, hem de dünyanın ekonomisindeki işte ekonomisiyle ilgilenenler daha iyi bilirler. Ben hiç bilmediğim için anlatmıyorum ama ekonominin çok iyi gitmediğinden dolayı insanlar para harcama konusunda çok bonkör olmuyorlar veya hediyelik eşya. Yani pintilik yapacaksam ben şimdi gene İlay diye bir hediye alıyorsam ya 50-70 dolarlık değil de İlaydacığım bu sene 20-25 dolarlık bir hediyeyle idare etsin deyip geçiştirebilirim. Ve bu genelde muhtemelen dünyanın geri kalanında hakim bir düşünce olabilir. Değil mi? Değil. Ama gerçekten İlay diye bir hediye alıyorsak ki alacağız, kararlaştırdık sonunda. Evet, evet. Ne zamandan beri biz aslında sana alacağız kocaman bir tane hediye de o muydu bu muydu ikimiz bir türlü ortak karar veremedik. Sonunda verdik ama. Hiç gerek yok. Teşekkür ederiz. Evet. Patron pintilik yapmadı bu sefer söyleyeyim. Benden bonkördür kendisi. Hediye bulmuş. Konuya dönecek olursak geçen seneki cironları yakalayamayız ama 2023-2022'den birçoğumuz için çok daha iyi olacak. Bunun dışında başka sürprizlerimiz var bizim. Onlardan söyleyelim, bahsedelim mi biraz? Yok, biraz sonra. Biraz sırada. Her sürpriz bir anda söyleme, bir heyecan yapsın. Tamam, o zaman da biz devam geçeriz kategorilerde. Şimdi 4 tane kategori var. Onu beraber de konuşmak istiyorum. Çünkü gifting kategori vardı ama gifting kategori çok popüler ürünler olacak öbür kategorilerden. Bir jewelry, bir vintage, bir de üçüncü style giyecek. O en üç en popüler kategori gift olarak, gifting. Ondan için kim satıyor tavsiye ediyorum da böyle holiday moduna getirmek, resim yapmak, bir de tek kullanmak. Bir de şimdi böyle biraz daha detaylı söyleyeyim. Bu sene gift olarak çok popüler oluyor. Bir de çok aramaya var. Çok insan aranıyor. Sweatshirts, hoodie. Bir de örgü, şapka, eldiven, böyle şeyler. Aksesuar, örgü aksesuar daha doğrusu. Ondan sonra vintage çok meşhur. Zaten vintage her zaman da çok popüler etkine ama bu sezonda çok popüler vintage jewelry gibi. Çünkü vintage broş, vintage küpe çok aranıyor. Hediye olarak da çok talep görüyor bu sene. Bir de jewelry zaten her zaman da en popüler kategoride Etsy'de. Ama şimdi hediye olarak earrings, küpeler de çok aranıyor. Onun için tavsiye ediyorum bakma konu. Bu şimdi hediye olarak benden bu kadar. Sen sürpriz ne? Ha, söyleyeyim. Sürpriz aslında şeydi ya, bu bizimle alakalı bir şey. Yani bu headquarters'la pek alakası yok da bizim Etsy ile gelir diye bir sitemiz vardı. Onun adını değiştirdik. Kobi Kobi yaptık. Sonra bizim evet büyük bir Telegram kanalımız vardı işte. Kristina, ben, Okçay. İşte hepim bir ortak arkadaşlarımızdan diye söylüyorum. Yoksa bunun dışında daha 7 tane daha moderatör var. İşte Ali var, Ahmet, Ali var, Can var, Bengüsü Hanım var. Var oğlu var, daha var. Kaç tane daha var. Onlarla beraber işte böyle Telegram kanalını kurmuştuk. Şimdi birkaç kişiye, böyle daha az bir kişiyle Kobi Kobi diye bir tane Discord kanalı kurduk. Ama bu ne yazık ki paralı olacak. Ücretsizliği bu. Yani çünkü biz 2,5 yıldan beri aynı sorulara sürekli cevap veriyoruz. Bu bir yerden sonra sizi yıpratmaya başlıyor. Onu da işte muhtemelen bu ayın son haftası, yani önümüzdeki hafta duyurusunu yapıp üye alımlarına başlayacağız. Bekleriz. Ben yani. Hayırlı olsun. Ben de duyduğuma sevindim. Teşekkür ederim. Onun dışında başka vallahi başka bir şey yok. Trendler gerçekten ya ben çok önemli olduğunu inanıyorum trendlerle ilgili ama yani trendlerin dışında bir de normal mağaza akışı var. Son olarak
trendlerin dışında başka bir şey söyleyeyim ben. Black Friday zamanında, yani önümüz tam Black Friday zamanı, çok fazla çok radikal indirimler yaparken şunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu dönemde kargolar geç teslim olacak. Normalde işte %1, %2 ise iyi alıyorsanız bu 1-2 puan daha artabilir. Yani %2, %3, %4'e kadar çıkabilir. Çünkü kargolar zamanında ürünü teslim etmekte zorlanabiliyorlar. Bunun dışında geç teslim olan ürünlerin iade ihtimalleri artıyor. Çünkü işte ben sana Christmas'ta hediye göndereceksem İlayda. Şimdi Ocak'ta geldiyse neyleyim ben o hediyeyi gibi. O yüzden indirim yapınca en nihayetinde karlılığımızdan feragat etmiş oluyoruz. Ama unutmayın bu işin içinde %1 ve %2 bir de işletme maliyetleriniz artacak. Her ne kadar konumuzun dışında olsa da çoğu bir son haftası olduğundan dolayı bunlardan bahsetmek istedim. İndirim yaparken bunu her zaman göz önünde bulundurun. İstemsizce de olsa kargolar biraz geç teslim olabiliyor. Çok kısa araya girmek istiyorum. 2 saniye. Feyza sormuş ki sizi nereden takip edelim? Feyza. Nereden takip etsinler? YouTube, Instagram, YouTube Telegram. Olur. YouTube'da Esti ile Gelir diye bir YouTube kanalımız var. Kristina, tamam. Ben bol bol video çekmeye çalışıyoruz. Bu daha çok ilkbahar ve yaz aylarında. Paylaşacağım şimdi. Tamam. Bu genelde ilkbahar ve yaz aylarında oluyor. Yılın bu döneminde hepinizin hak vereceği gibi o kadar aktif olamıyoruz. Yani bizim de hepimiz gibi ödememiz gereken faturalarımız var. Bunları yetiştirmek için işe yetişmeye çalışıyoruz. Onun dışında Telegram kanalımız var bir tane. Etsy ile Gelir onun da adı. Orada da yaklaşık bir 11 bin kişi var. Türkiye'nin en büyük ilk 100 Telegram kanalından bir tanesi. Çalışıyorum. Zaten bu şeyde bu radikal indirimler sen söyledi, çok fazla indirim yapmayın da ben de aynı tavsiye etmiyorum. Çünkü bizim istatistik olarak en çok kaybeden, geç gelen, başına bir şey gelen koliler o zaman da oluyor. Ondan için ben de hiç tavsiye etmiyorum. Bir de böyle bir şey vardı. Siz yeni satıcı olduğunuz için çok fazla stok yok ya da çok fazla zaman yok ya da kendini öğretiyorsunuz. Onu hep şeyde başına tutmak lazım. Çünkü hala günde 24 saat lazım. Bir de size çok sipariş gelince acaba hepsi şeyde üretir misiniz? Hepsi paketler misiniz zamanında? Çünkü 20 tane gecikirse zamanı geçti, Etsy böyle sipariş duruyor. Etsy otomatik senin mağazada tatil modunu alıyor, kapanıyor. Siz de hepsi sonuna kadar gönderiyorsunuz, o zaman yeni açılıyor. Ama o zaman da bayağı bir düşüyor sizin istatistik. Ondan için onu şeyde indirim yaparken aklıma tutun, ne kadar sizin gücü o kadar indirim de yapabilirsiniz. Süper. Ozan Karacı yazmış ki, Kerem Hocam selamlar, online eğitim sizden nasıl alabiliriz? Selamlar. Ben eğitim satmıyorum. Bunu yapan arkadaşlar var. Hepsine başarılar diliyorum. Bu işi gayet güzel yapanlar var. Bizim Telegram kanalında da yapan iki arkadaş var. Benim ne yazık ki bunu ayırabilecek öyle çok fazla bir zamanım yok. Yani bir yanda Etsy var, bir yanda bizim Tulsi var. İşte bu oranın geliştirmesi bizim çok zamanımızı alıyor. Onun dışında işte bu hobikobi.com var. Bunların hepsi ufak ufak zaman alan işler. Günün sonunda başka birisine eğitim satabilecek kadar zaman ayırabilirim. Bu çünkü gerçekten profesyonellik, uzmanlık ve kendini adamak istiyor. Yani birisinden para istemek en kolayı ama aldığım paranı hakkıyla veya hatta daha fazla geri iade edebilmek, bu zorlayıcı bir durum. Ne yazık ki benim böyle bir hizmet servisim yok. Süper, teşekkür ettim. Ben sizi hiç bölmeyeyim. Tamam, ben de bir son kategorisi. Hadi bakalım, gönder gelsin. Ekleyeyim de çünkü şeyde biraz holiday için de konuştuk. Şimdi holiday sonra da bize devam etmek gerekiyor. Hiçbir şey satmak gerekiyor. Ondan için holiday sonra, yılbaşından sonra zaten June hazırlama sezonu başlıyor. Efendim? June mü? June. Oh. Evet, wedding sezonu başlıyor. Wedding hazırlama sezonu başlıyor Amerika'da. Ondan için böyle ürünler var da artık yavaş yavaş hazırlayabilirsiniz. Bir de bu sene hiçbir değişiklik yok wedding kategoride. Her zamanki gibi kişiselleştirmiş ürünler. Personalized ürünler. Yok Türkçesi. Kişileştirmiş.
Kişiselleştirilmiş ürünler satılacak. Her zamanki gibi dün davetiye, küçük hediyelerde, masa numaralar, bir sürü şey ürünler var da çok fazla değişiklik yok da ama yılbaşı sonra başlıyor sezon. Onun için hazır olabilirsiniz yavaş yavaş. Peki magenta davete yapsak olur mu? Wedding sezonunda magenta rengi değil ama emerald green yeni renk olarak çok popüler. Bir de doğal renkler. Mesela böyle zeytin rengi, rast rengi, rast. Pas rengi çok olacak. Çok trende girecek. Duydun mu? Evet. Bende bu kadar da bu kategori için. O zaman sözümüzü İlayda'ya çeviriyoruz. İlayda, headquarters'ın 2023'te planları neler? Ne yapacağız? Yeni kobiler alacağız mı? Ne yapıyoruz oralarda? Alıyoruz tabii ki. Yeni dönemimiz başladı sırlar aşan kobilerde. Boost'un da yavaş yavaş sonuna geliyoruz ne yazık ki. Son 4-5 etkinliğimiz kaldı. Sizler sayesinde daha da keyifli olmaya devam ediyor tabii ki. Ben o zaman 2 dakikamızı alarak çok kısa bir hatırlatma yapayım. Şimdi chatten geri bildirim formu göndereceğim. 2 dakikanızı ayırarak formu doldurabilirseniz çok sevinirim. Ayrıca sorusu olan katılımcılarımız varsa chat ve Q&A kısmımız aktif. Sorularınızı alabiliriz diyorum. Sizin için tamam. De uygunsa tabii. Elbette. Ne demek efendim. Şey soracaktım şimdi. Benim bir tane kobim var. İlayda. Headquarters'a katılmak istiyorum. Peki bana Headquarters'ın katkıları ne olacak? Niye geleyim kız ben size? Süper soru. Katılmak istiyorsa öncelikle Habitat'tan başvuru formunu doldurması gerekecek. Evet. Sonrasında Habitat'ta 1 aylık bir eğitim alacak. Sonrasında jüri gününe tabi tutulup bizim 2 aylık programımıza gelecek. 2 aylık programımızda ise A'dan Z'ye bütün mentorlukları veriyoruz. Her kobi birebir görüşmeler gerçekleştiriyor. Logodon, marka hikayesine vesaire bir sürü konuya değiniyoruz. Geldikleri ilk hafta hatta birebir strateji görüşmeleri yapıp onlara bir yol haritası çıkarıyoruz. Ve 2 ay boyunca da yol haritasını beraber tasarlayıp yanlarında olmayı amaçlıyoruz diyebilirim. İhracata hedeflerini de daha yakından takip ediyoruz da diyebilirim. Öyle kısaca bu kadar. Evet. Yavaştan evet. Sorularımız geldi. Tamam, ben bu az önceki dediğin üzerine minik bir ek yapmak istiyorum. Şimdi ticaret dediğiniz zaman bir şey alıp satmak, özellikle bunu yurt dışına yapacaksanız, yani ilk baktığınız zaman işte bir ürünü alıp Etsy'de listeleyip, kişiselleştirip Etsy'de listeleyip satmanız gerekiyor. Bu genelde hep ilk anlatılan şeydir ama bunun arkasında çok aslında farklı disiplinlerde bilginiz olmanız gerekiyor. Reklamcılıkla ilgili bilginiz olmanız gerekiyor. Ürünü hikayeleştirmeniz gerekiyor. Türkiye'den açılan mağazalarda veya birçok mağazada hikayeleştirme çok abartılıyor. Bu hikayeleştirme çok abartılacak bir şey değil. Dozunda yapıldığı zaman sempatik olan bir şey. Yani dozunda çok hassas dengeleri olduğunu inanıyorum ben bunun. Bunun tonu, söylemi, bunu hatta ürünlerinizi anlatırken nasıl yapacağınız, bu mesela bir uzmanlık alanı. Onun dışında reklam yöneteceksiniz, sosyal medyalarla ilgileneceksiniz. Bunların hepsi çok farklı uzmanlık alanları ve bunların her birinden elbette ki headquarters eğitimlerine katıldığınız zaman buradan uzman olarak sizi yetiştirmiyorlar. Ama ticaretinize yön verebilecek kadar okuduğunuz dokümanlardaki daha sonraki hayatınızdaki veya iş hayatınızın daha devamında insanları sizin de konularla ilgili doküman okuduğunuz zaman iyi kötüyü ayırt edebilecek veya bundan hangisi uygulanabilir, hangisi sizin için uygulanmaz, bunlar hakkında çok fazla bilgi sahibi olmuş olacaksınız eğer headquarters'a katılırsanız. Teşekkür ederiz. Benden daha iyi özetlediğin için de helal olsun yani. Neyse, ben sorularıma geçiyorum. CV'yi yavaş kime gönderiyoruz? Tane mi? Hazar Burak Koç demiş ki, selamlar. 3 senelik mağazamız var. 10.000'in üzerinde satışımız mevcut. 2020 ve 2021 Christmas muazzam geçti. Fakat Kasım ayının ilk haftası önceki senelere göre %50 geride gözüküyor. Hoş geldin aramıza. Satıcı sayısı kadar müşteri gelmediğini biliyoruz. Etsy'de rekabet de arttı fakat sanki bu sene daha durgun olacakmış gibi duruyor. Sizler Kasım ayı itibariyle işte 2022 Christmas sezonunu nasıl yorumluyorsunuz?
yorumlamamayı tercih ediyoruz demeyelim. Yani aslında şöyle bir şey var. Bir, Etsy ulaşabileceği müşteri sayısını arttıramadı. Yani geçen seneki ciroların aynı olmasından bunu anlıyorsun. Etsy'den ticaret yapan insanların, yani ürün alan, bizden ürün alan kişilerin sayısında da böyle muazzam bir artış yok. Ve burada da şu var. Aslında bu istatistik daha kötü çıkacaktı ama şuradan bir parça yırtıyorlar. %1.1 komisyonlarda bir artırım yaptı Etsy. Yani bu geçen senekinden göre aslında %1.1 daha az ciro yapmış demek Etsy. Ama şimdi komisyonu çok alınca bu seneki cirosu da, yani son üçüncü çeyreğin cirosu da fazla çıkıyor. Ve Amazon tarafında böyle değil. Onlar cirolarını arttırdılar. Mağaza sayısı arttığını bilmiyorum ama ulaştıkları kişi ve satış adetleri arttığına dair raporda okumuştum. Etsy bu konuda bu sene galiba bir parça yavaş kaldı. Yani müşteri edinme konusunda yavaş kaldı. Ama Etsy'de en güzel kısmı şey var. Yani bu kadar kötü bahsetmeyeyim de. Bir müşteri Amazon'da olduğu gibi defalarca ve defalarca ürün alabiliyor. Geçen seneki satışını inşallah yakalar. Ama yani yakalamazsa da üzülmesin. Önümüzdeki sene bu seneden daha iyi olacak kesin ama bu sene böyle geçecek. Yani çok beklenti yüksek olmaması gerekiyor diye tahmin ediyorum. Kampanyalarda falan destekleyebilir belki biraz. Bu sene zaten herkesin sadece Türkiye'de olan satıcı değil de Amerika'da lokal satıcılarda o da %50 düştü diyor. Düştü hep görünüyor. Düştü. Herkesin o çünkü normal demeyelim de ama böyle şoka girdik değil de bekleniyor zaten böyle bir durum da. Ama seneye Etsy diyor daha güzel bir zaman olacak. Bu sene böyle devam edecek büyük ihtimalle. Böyle bu sezon böyle biteceğiz. Ama minik bir tüyo verebilirim yapılması gerekenden gibi. Eğer daha önceden mailleri toplamak için böyle Etsy'ye bir link ekleyebiliyorsun. Oradan müşterilerin mail adreslerini tekrar mail Etsy dışında kendin olarak, yani mağaza sahibi olarak mail gönderme rızalarını alıyorsun. Eğer bunu almadıysan bu GDPR'a aykırı ve ciddi bir yaptırımları var. Yani buralarda davalar öyle pek ucuz değil. 20-30 bin dolardan başlıyor. Eğer müşterilerin rızasını aldıysa bu dönemde mail atabilir. Eski müşterilere ürün satıp belki bu dönemde bir parça daha avantaj yakalayabilir kendisi. Tamam, süper. Teşekkür ederiz. Mehmet Özbek sormuş. Merhaba, minimum kaç ürün listelemeyi önerirsiniz? Burada bir minimum yok ama şöyle bir şey var. Peyzaj olarak anlatayım ya, tasarım olarak. Etsy'nin mağaza linkine girdiğiniz zaman bir yerde, yani böyle bir ürünlerinizin listelendiği bir yer var. Burada 24 tane ürün listeleniyor. Bu 24 böyle magic, sihirli bir numara falan değil aslında. Oraya sadece 24 tane koyunca bütün mağazanın, yani mağazanın tamamında ürün varmış gibi gözüküyor. Bir sayfa dolduruyorsun. Evet, bir sayfayı dolduruyorsun. Genelde bu tavsiye edilir. Ama bu minimum durum. En az bir sayfa. Evet. O zaman da reklamda çıkmaya başlayabilirsiniz Etsy diyor. Ama yine bir sayfa biraz az. Ya evet, mesela dijital kategorisindeki ürünler yani böyle 200'den falan başlıyor. Adamların mağazasında minimum 200 tane ürün var ve her gün 1-2 ürün yüklüyorlar. Bu kategoriye göre değişir. Mesela gelinlik üreten birisi ne yapsın şimdi? 30 tane gelinlik mi diksin adam Etsy memnun olacak diye? Olmuyor ama mesela terlik satıyorsundur. Bundan bir sürü kayabilirsin gibi. Gelinlik de öyle çünkü bir tane gelinlik de satıyorsun hiç girme bu piyasada. İyi ama hani yeni terzi oldum ben. Şimdi gelinlik yapmaya yeni başlıyorum. Tamam da ama yine zor olacak. Tamam, süper. Habibe Şen Türk sormuş. Merhaba öncelikle, yayın için teşekkür ederim. Her zamanki gibi çok verimli bir yayın. Bir sorum var. Bir ürünüm bestseller oldu. İlk defa bir ürünüm oluyor. Heyecan yaptım. Bu ürüne hala reklam veriyorum. Evet, bence de tebrik ederiz. Bu ürüne hala reklam veriyorum. Kaldırmalı mıyım? Bir zararı olur mu? Bir de üründe indirim olduğu için bestseller ibaresi gözükmüyor. Ürün fiyatını düşürüp indirimi kaldırsam algoritmada sıkıntı yaratır mı demiş. Konuşamadım. Eğer satışlardan memnunsa hiç elleme. Ta ki satışlar istatistik olarak düşmeye başlarsa evet, o zaman dediğin gibi olabilir. Yani dediğin aksiyonları alabilirsin. Ama şu andaki mevcut halini, satışından memnunsan bunu reklamla destekleyebilirsin. Bence de ellememek en mantıklı. Mesela bizde kaç tane bestsellerler vardı. Ben onlar da ne kadar bestseller duruyor hiç ellemiyorum. Tagları hiçbir şey değiştirmiyorum da. Mesela holiday listing yapmak istiyorum. O listing yeni değiştirmiyorum. Kopyalıyorum. O yeni kopya listing bir resim değişiyorum ya da tagler. Ama bestseller'e hiç bir dokunmuyorum.
Sana kadar satılıyor. Çünkü dokununca bu istatistikler biraz... Bir tane bir de tek değiştiriyorsun, istatistikler bozuluyor. Bozulabilme ihtimali oluyor. Ya da böyle. Tamam, süper. Teşekkür ederiz. Listing demişken Mehmet sormuş. Listing sayısına göre belli bir reklam bütçesi ne olmalı? Örnek 100 ürün aylık 10 dolar gibi. Günlük 10 dolar, aylık 10 dolar çok az aylık ya. Aylık çok az. Bu benden. Zaten aylık 10 dolar olmuyor ya. En az 30 dolar. Yani günlük minimum 1 dolardan başlıyor. Günlük 10 dolar demeyi kastetmiş olabilir diye yorumlayarak. Olabilir. İstersen Mehmet buradaysa yazabilir tekrar. Olur. Mehmet yazana kadar biz de tatlıcadan cevap vermeye çalışalım. Reklam, ilk defa reklam vereceksen ben olsam 10 dolardan başlamazdım. Yani böyle eğer 10 dolar gerçekten 30 gün boyunca harcayacaksan, yani aylık 300 dolar bütçem varsa ben bunu 3 dolar veya 5 dolarla başlardım. Önümüzdeki ay arttırdım. Hani eğer Black Friday dönemini hedefleyip, yani bu son dönemi hedefleyip çok satış yapmayı deniyorsa bu dönemde denilebilir. Yani sadece bu ay için. Günlük demiş bu arada, evet. Ama bir listing dedi mi? Hepsi listing. Ben onu anlamadım. Örnek vermiş. 100 ürün günlük 10 dolar gibi. Şimdi 100 ürünün tamamını reklam açmak ne kadar mantıklı bilemem. Şimdi bu ürünü üreten kendisi olduğu için burada başka kriterler var aslında. Yani bir üründeki karlılık oranı, ürün sezon mu? Yani şimdi plaj terliği satıyorsa mesela... reklam vermesi de olur bu dönem biraz zor. Evet, dünyanın belli bir kesiminde yaz şu anda yaz olabiliyor, havalar sıcak olabiliyor, yani tatil beldeleri olabiliyor. Ama bu ürünle alakalı, hediyelik bir ürünse bu dönem için sadece, yani bu kısacık bir dönemde olabilir. Ama uzun vadeli reklam planlanırken, yani böyle 2-3 dolardan başlayıp işte bir sonraki ay, yani bu günlük tabii bütçe, bir sonraki ay her şeyden memnunsa bunu arttırabilir. Ama 100 ürün yerine segmentasyonlara ayırabilir bunu. Bir de bence de 10 dolar 100 ürün çok az bir bütçe. Ondan için ilk günler ben hepsini açarım. Sonra istatistik bakarım. Hangi listinglerde klik getiriyorlar? Hangi listingler visit getiriyor? Öbürleri de kaldırabilirim. Çünkü evet. 100 listing 10 dolar da az bir bütçe. Gerek yok o kadar şeyde. Dedi patron. Evet. Harika. Tamamdır. Esra demiş ki Kerem Bey, Explore kısmına nereden video yükleniyor? Mağazam İngiltere'de olduğundan eğer bu uygulama bölgesel başladıysa ben paylaşabilirim fakat yerini bulamadım. İngiltere'de yeri yoksa demek ki sizin de daha başlamadı. Çünkü her yerde bu Amerika'da tam olarak her yerde Explore başladı. İngiltere, Türkiye, bir de başka ülkeler sanırım AB test gibi şeyde bir şey yapıyorlar. Çünkü bazen insanlar var, bazen insanlar yok. Zaten web site olarak daha yok gibi yazıyor hiçbir yere. Ama artık yorum aldım, İngiltere'de kaç kişi bağlandılardı, sonra Türkiye'de vardı ama herkeste yok. Bende mesela yok. Bir de bu mali uygulamayı indirmek gerekiyor değil mi? Etsy'nin yeni uygulaması. Evet. Etsy'nin iki tane satıcı uygulaması var. Birisi turuncu, eski klasik olan. Bir de onun yenisini yaptılar, mavi renkli. Onu kullanırsa o mavi olan renkte de bu özellik geliyor ama dedi Christina'nın dediği gibi. Hatta Etsy'de çok detaylı bir yazısı var. Nasıl onu yapacaksınız? Etsy Explore Video yazacaksınız Google'da, o hemen çıkıyor yani şeyde önünde. Nasıl onu yapabiliyorsunuz? Ne tavsiye ediyor? Ne trendlerde? Her şey yazıyor. Evet. Güzel anlatıyorlar orada. Okey, tamamdır. Diğer soruma geçiyorum hemen hızlıca. Satış yaptığınız süre içerisinde yaşadığınız en önemli 3 tecrübeyi paylaşır mısınız? İlklerinden birini anlatsın Christina. O kadına hala mail yazacağız da yazamadık. 10.000 olunca yazarız herhalde. Ya. Hangisi? Bizim için mihenk taşı bu. Müze tasarlayan bir hanımefendi vardı ya. Ama bu kötü bir tecrübe. Olsun ya. Onun da bahsetmeyeceğim. Sen de anlatsana, bu sevmiyorum bu tercihi. İlk mağazayı açtığımızda biz böyle kaşmir listelemiştik. Böyle kaşmir kumaş. Bizden de birisi satın aldı. Neyse sonra merak ettik kimmiş bu hanım diye baktık böyle biz. New York'ta mıydı? Kaliforniya'da mıydı? New York'ta. New York müze bir şey böyle var. Hanımefendinin işi şu. Müze tasarlıyor. Bu Balkanlar tarafından gitmiş, Amerika'da okumuş falan. Çok başarılı olmuş bir hanımefendi. Yani Amerika'da 3-4 tane büyük müze. Galiba New York Müzesi'nin bir kısmını falan tasarımında bulunmuş kendisi aktif. Biz kendisinden sipariş aldık, ürünü gönderdik. Biz de UFO görmüş, masum köylü. Çok da haberimiz yok kaç bir kumaş nedir.
Hanımefendi aldı, ilk bir mesaj attı. Çok teşekkür ederim, kumaş çok yumuşak, çok güzel falan dedi. Aradan iki gün geçti. Ben dedi, ürün dedi, iade etmek istiyorum dedi. Ve bu bizim ilk satış mıydı? Evet, ilk satış. İlk Etsy maceramızda ilk satışımız, ilk review alıyoruz. Dedi ki hayırdır inşallah, sorun nedir? Bu ürün dedi %100 kaşmir değil dedi, açıklamada yazdığı gibi. Niye dedik? Yani yaktığınız zaman dedi, bunun dedi sentetik veya doğal olduğunu anlayabiliyorsunuz çıkan kokudan. Bunu anlayabiliyorsunuz. Ben bu işi yapıyorum falan diye anlatmaya başlayınca hanımefendi. Biz ilk satıştan gol yiyorduk. İnanılmaz anlayışlı birisiydi. Biz dedik ki sen nasıl istiyorsan öyle yapalım. Hani hiç sorun değil. Ürün de yani böyle 70 dolar mı? 100 dolar mıydı? Öyle bir şeydi. Bayağı bir ilk şeyde pahalı bir şeydi. Pahalıydı. Kaşmir de pahalı bir şeymiş. Zor yoldan öğrendik. Siz dedi, sen dedik nasıl istiyorsan öyle yaparız. Hani hanımefendiyi kırmak istemedik. Profil de bayağı bir sağlam yani. Hani böyle orta düzey üstü Amerika'da yaşayan birisi. Tamam dedi. O da şey teklif etti hanımefendi. Yarısını iade edin. Yarısı hani bu ürün burada dursun. Ben bunu kullanmak istediğim yerde değil ama başka bir yerde bir gün değerlendirebilirim falan dedi. Bir tanesi bu. Kötü tecrübe. İlk tecrübemiz buydu. Neredeyse vazgeçiyorduk Etsy'den. Ama iyi ki vazgeçmemişiz değil mi fıstık? Evet. Çak. Başka ne kötü tecrübeler var? İyi anlat bu sefer. Burkina Faso'yu anlat. Ha, bir müşteri vardı. Biz zaten bilmiyorum kim, artık bu herkes biliyor ne satıyoruz biz. Neyse bir müşteri çıktı Burkina Faso'da. Kerem bana diyor ya cevap verme kesinlikle dolandırıcı bu. ama sonra büyük bir toptancı çıktı. Hala toptancı bir, bu hafta konteynerde şeyde göndereceğiz bir mal. Bir konteyner değil. Konteyner bir konteyner değil de ama bayağı bir büyük çünkü artık konteyner de gidecek. Çünkü böyle normalde göndermek çok büyük bir de pahalı oluyor. Ya böyle palet gibi ürün gönderiyoruz kendisi. Üçüncü, yine ben anlatayım hadi çenem düştü bak gene. Üçüncüsü Etsy'ye satış yapmaya başladıktan sonra bir gün bir mail geldi. İyi günler, merhaba merhaba Kerem Bey, nasılsınız değil misiniz? Eyvallah, Allah razı olsun. Sen nasılsın, iyidir falan. Ya biz sizin videolarınızı falan izledik. İşte ondan sonra... sizinle beraber işbirliği yapmak istiyoruz, bir şeyler yapmak istiyoruz falan dediler. İyi dedik, başladık onlarla çalışmaya. Böyle hayat sizi çok tatlı böyle, hiç beklemediğiniz sürprizler hazırlıyor. Ondan sonra işte bu firmada şey, headquarters mesela Kaan'dan ve senden böyle tanışmıştık. Yani değişik bir anı ama çok tatlı, çok güzel insanlarla tanışmamıza vesile oldu. Teşekkür ederiz güzel sözleriniz için. Beni utandırıyorsunuz Kerem Bey. Lütfen. katılımcılarımızdan Ramazan sormuş ki, merhabalar, gerçek deri çanta üretimi yapıyoruz. Kategorik olarak rekabetimiz fazla. Markalaşmak ve satışlarımızı artırmak istiyoruz. Tavsiyelerinizi alabilir miyiz? ne oldu? Böyle ürün görmüyoruz, sayfa görmüyoruz. Biraz zor soru oluyor. Böyle görmeden de birisi ne yapabilirsiniz? Ne desek... Biraz yalan olacak, sal uydurma bak. Olacak, evet. Sal bakmak gibi oluyor bu arada. Evet, onu görmek lazım. Evet. Çünkü şeyde böyle böyle yapsın, bak, olmuyor yani. Olmuyor. Demin ki güzel sözlere bir şey ekleyeceğiz, buradan ileriye selam söyleyeyim değil mi? Bak bana. Zaten yani. De biz de bu şeyde ne söylüyoruz burada, genel olarak herkese... Bunu çalışmaz olabilir çünkü her kategori farklı, her mağaza farklı, herkesin durum farklı. Genel olarak durum öyle, böyle çalışması gerekiyor ama bazen olmuyor, herkese olmuyor. Okey, tamam. Bekir'in sorusuna geçiyorum, biraz uzun o yüzden okuyorum. Merhabalar, yayın için çok teşekkürler hocam. Sizi 2 aydır yakından takip ediyorum. Videolarınızı birkaç kez izledim. Yeni mağazamı açtım. Henüz tek ürün yükleyebildim. Kişiye özel dijital portre satıyorum. Sorum şu. Sizce günlük maksimum kaç ürün yüklemeliyim? Bir anda hepsini yüklemek tavsiye edilmiyor sanırım. İkinci sorusuna sonra geleyim. Bence ilk bunu cevaplayalım unutmadan. Tamam. Dijital mağazalar ürün sayısı olarak öyle pek pinti değiller. Çok bonkör olabiliyorlar. Yani binlercesi olan da var ama ortalaması minimum. Yani dijital mağazaların. 100 tanesine ortalamasına bak. Ortalama 200'ün üzerinde çıkıyor. 200 tane ürünü elbette bir günde yükleme. Yani sonuçta bunu günden güne yükleyebilirsin. Ama yani çok kısa sürede böyle 100 ve üzerine çıkmasını tavsiye ederim kendisine. Yani mümkün olur. Bu tabii ki yani tüm zamanını zannetmiyorum Etsy'ye ayırdığın arkadaşım. Ama zaman buldukça ve hızlı bir şekilde bunu arttırmasını şiddetle tavsiye ederim.
Tamam, süper. İkinci sorusuna geçiyorum o zaman hızlıca. Bir süre reklamsız devam etmek istiyorum. Sizce bunun analizi doğru yorumlayabilmek için ne kadar süre reklamsız devam etmem doğru olur? Reklam vereceğim zaman da Etsy yerine Instagram, Facebook veya Pinterest reklamlarını kullanmayı tavsiye eder misiniz? Sorularım çok uzun oldu. Şimdiden teşekkür ederim demiş. Biz teşekkür ederiz. Estağfurullah. Burada süre aslında kriter değil. Kriter burada toplamda ne kadar trafik aldın? Yani en azından bir 500-700 toplamda veya 1000 trafik alana kadar mağazana, ziyaretçi gelene kadar reklam vermeni tavsiye etmem. Bu 1000 tanenin sonunda insanların hangi ürünü daha çok beğendiğini anlayabilirsin. Ve bunun sonucunda bu ürünlere reklam çıkabilirsin. Herkes her ürünü beğenmiyor ne yazık ki. Veya bizim yaptığımız karşı tarafta istenilen etkiyi veya bizim umduğumuz etkiyi bulamadığı için buradaki kriter en çok izlenme alan, eğer satış oluyorsa satış alan, favori geldiyse ürünlere, favori olan ürünlere reklam çıkmak daha mantıklı. Tamam. Süper. Çok güzel özetledin. sorular bu ara gelmeye devam ediyor. Zamanımız biraz kısıtlandı. Cevap vereceğiz buradaki sorulara. O yüzden devam ediyorum hızlıca. Neyse. Öncelikle merhaba demiş Muhammed. Birden fazla fonksiyonel barındıran, kimsede olmayan ahşap ürünler üretip Etsy'de satmak bizi diğer satıcılar için de öne çıkartır mı? Yani yurt dışındaki insanlar az parayla fazla fonksiyon almak ister mi? Yoksa fazla ödeyip premium mu hissetmek ister? İkisini de ister. Yani burada tek bir alıcı segmentasyonu yok. Çok farklı segmentlerdeki insanlar olabiliyor. Yani bu soruya çok net cevap vermek çok zor. Yani kim hangi ürünü beğenir bunu bilemiyorum tabii ki. Ama şu olabilir. Bu ürünü iki tipte üretebilme ihtimali mümkünse öyle üretip listeleyip gelen tepkilere göre aksiyon alabilir. Bir de ürünün çok fonksiyonel olması iyi, bence iyi bir şey. Yani genelde artık dünyada her şey kompakt ürünlere gidiyor. Kompaktlıktan kastım küçük bir şey içine veya birçok özelliğin bir ürüne sıkıştırılmış olan ürünler daha çok beğeniliyor genelde. Farklı amaçlar için kullanılan birden fazla ürün geliyor. Tamam, süper. Teşekkür ederiz. Bir sonraki soruma hemen hızlıca geçiyorum yine. Abdülkadir sormuş. Merhabalar, kolay gelsin. Aynı mağazanın içinde ahşap ve metal ürünlerini satmak mantıklı mıdır? İkisi de ev için dekor, birbiriyle kombin ya da işlevsel ürünler olacak demiş. Bence dekor oluyor, aynı kategori oluyor. Aynı kategoride ürünler anladığım kadar da aynı kategori zaten da Sadece biri ahşap, biri metal. bence de çok mantıklı. Hatta mantıklı değil de Etsy onu istiyor. Çünkü aynı kategoride bir kişi iki mağaza var da ikisi kapanıyor o zaman. Ondan için bence de en mantıklı aynı mağazada satmak için sadece materyal olarak birisi ahşap gösteriyorsunuz, öbürüsü metal. Tamam. Diğer soruma geçiyorum. Yeni mağazalar buzlanırken bu trafiği eski mağazalardan kırptığını düşünüyoruz. Düzenli yeni mağaza açma stratejisi sanki bu ekosistemde hayatta kalmanın yeni yöntemi gibi duruyor. Konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Paylaşımlarınız için de teşekkür ederim demişler. Teşekkür ederiz kendisine vakit ayırıp bizi izlediği için. Şimdi öncelikle Etsy yönetmeliğine uygun olarak bu strateji geliştirilirse elbette ki birden fazla bir dönemden sonra yani artık burada satış adeti söylemeyeyim ama yani belli bir satışı geçtikten sonra belli bir yerlere geldikten sonra ikinci ve üçüncü mağazalar ve Etsy yönergeleriyle barışık mağazalarsa bunlar kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü bir ürün bir dönem işte trend olabiliyorken diğer ürün diğer yılın başka bir sezonu olabiliyor ve her mağazadan günlük ortalama 2-3 tane satış gelirse, 3 tane de mağazan olursa ortalama günde 6 ile 10 tane ürün satabiliyorsun. Diğer tek mağazada. Tamamdır. Kerem Bey, bir de bu arada az önce bahsettiğiniz Etsy müşterilerine hani kendi web sitelerine e-mail gönderilmek izninden bahsetmiştiniz ya, onu tekrarlayabilir misiniz demişler. Tabii ki de burada maili toplamak için bir form oluşturmanız gerekiyor. Bunu Notion'la yapabiliyorsun veya farklı tool'lar var bunu yapabildiğin. Burada genelde mağazanın announcement kısmına veya ürünün açıklama kısmına bu linke vuruyorsun. İşte email listingimize kayıt olursanız size bir sonraki alışverişinizde %10, %20 vesaire vesaire gibi indirimler yapacağız. Yapabiliriz diyorsun. Kesin cümleler kullanmamak gerekiyor. Yapabiliriz, edebiliriz, gelebiliriz, görebiliriz vesaire vesaire gibi.
insanların böyle mail listinglerini toplayıp, yani insanların rızasını alıp bunlara mail gönderebiliyorsunuz. Normalde birisi sizin Etsy müşteriniz, yani Etsy, birisi sizden ürün aldığı zaman mail adresini görebiliyorsunuz. Bu mail adresini toplayıp bunlara mail atarsanız bu yasak. Hem GDPR'a göre aykırı hem de Etsy'nin kurallarına göre aykırı. Söylemek istedim. Zaten Etsy'de hiç istemiyor. Mesela Etsy, siz kupon yapıyorsunuz. Etsy otomatik sizin adına olarak gönderiyor bu indirimlerini. Evet, bunu Etsy'nin kendisi de yapabiliyor. Ama burada şunu yapamıyorsunuz. Bugün çok kullandık bu kelimeyi de. Yani müşteriler her zaman segmentlere ayrılır. İşte yani işte örnek vereyim. İşte 100 dolar mağazanızdan toplamda 100 dolar ve üzeri alan kişilere bir hediye çeki göndermek isteyebilirsiniz. İlay benim mağazamdan 100 dolardan fazla ürün aldıysa İlay diye %20'lik indirim kuponu gönder. Christina Pinte benim mağazamdan 20 dolarlık ürününü aldıysa ona 10 dolarlık mağaza şey kupon gönder gibi farklı segmentasyonlar yapmanız mümkün değil. O yüzden bu mail adreslerini kendiniz toplarsanız bunlara göre aksiyon alabilmeniz mümkün olabiliyor İlayda. Süper. Tamam. Süpersiniz. Şimdi bir diğer soru biraz zor bir soru. Zaten Bekir de öyle yazmış. Hayırlı olsun. Geliyor sorumuz. Dikkatle dinleyin. Bir çift olarak sizi çok takdir ediyorum. Maşallah. Ben de eşimle Etsy'ye odaklanmak istiyorum. Ancak eşim de bendeki istek olmadığı için biraz onu zorluyormuşum gibi hissediyorum. Sizde süreç nasıl ilerledi? İlk kim bu tarz işlere başladı ve diğerini nasıl ikna etti? Belki bana ışık tutar. Not olarak ben dijital içerik üretiyorum. Eşimin ilgi alanı da sofra tekstili. Bu alanda işler yapmayı çok istiyor. Ve ben de destekliyorum ama henüz başlayamadı yazmış. Bak, sofra tekstili tam konuştum bugün. Sofra tekstili size evet. Girmek tam zamanında. Kaçırmayın onu. Bence de kesinlikle. Valla kategoriler de çok güzel de neden bekliyorsunuz bilmiyorum. Benden olsa hemen gireceğim. Şimdi biz nasıl karar verdik? Biz pandemiden önce Amerika'da işte bizdeki Martı'nın büyüğü vardı Amerika'da. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'nın tamamında operasyon yürüten bir firma. Biz orada çalışıyorduk. Pandemi başladı. Bu araçlar yerel belediyeler veya ülkeler tarafından kullanımı durdurulduğu için biz de işsiz kaldık. Sonra Christian'ın zaten Etsy'de böyle normal alışveriş yaptığı bir mağaza vardı. Sonra dedi ki hadi herif dedi burada dedi, ürün satalım dedi. Hadi bir de onu yapalım dedim. Bir o kusur kalmış dedim. Onu deneyelim dedik. Biz böyle girdik. Mustafa'ya dedi mi soru soranın arkadaşına? Bekir çok pardon. Bekir eşini motive edecek en güzel şey para ve başarı. Birincisi her ne yaparsan yapın insanlar birincisi takdir edilmeyi çok ister. Hepimiz öyledir. Etsy'de bir ürün sattığın zaman ve bunu layığıyla yaptığın zaman ki eminim ki eşini öyle yapacaktır. Karşı tarafta yani Türkiye'de mesela 50 satışta bir tane takdir içeren bir e-mail veya teşekkür mesajı alıyorsan bu onda 2 falan Etsy'de minimum yani bu optimist olarak söylüyorum bunu. Daha da fazla olabilir. Oluyor bu genelde. Şimdi takdir ediliyorsun. Yaptığın işten dolayı takdir ediliyorsun. Günün sonunda iyi para kazanıyorsun. Eşin her ne iş yapıyor şu anda bilmiyorum. Belki kendi şu andaki yaptığı işi çok seviyor olabilir. Bu ev hanımlığı da olabilir. Herkes Etsy'de ürün satacak diye bir şey yok. Ama günün sonunda para kazanmaya sen yani ilk dijital mağazanı aç para kazanmaya başla. Eşini hızlıca motive eder. Para herkesi motive eder. Ve bunun sonunda başarı ve takdir de daha fazla bu işi katmerlendirecektir diye tahmin ediyorum. Bu arada yani eşine bizimle Christina'yla bir videomuz var. Biz bu işi Ali ile yapmıştık. Biz bu işe nasıl başladık, ne kadar kazandık. Kazandığımızı söylemedik ama kaç tane ürün sattığımızı, neler yaptığımızı anlattık. Onu belki izletirebilirsen eşine belki biraz motive olmaya yardımcı olabilir. Kesinlikle. Okey. Hızlıca Ramazan sorusuna da geçiyorum. İnanılmaz soru yağmurundayız. Kusura bakmayın sizin de vaktinizi alıyoruz ama cevaplamamız lazım. Cevaplamadan kimseye göndermem. Ayrıca Ramazan sormuş. Ayrıca geçen gün ürünümüzle ilgili telif sıkıntısı yaşadık. Çantalarımızın tamamının tasarımı bize ait. Tabii esinlendiğimiz yerler var ancak çoğu yerde özgünüz. Bu telif alma durumunda Etsy hiçbir şekilde taraf olmuyor. Nasıl bir yol izleyebiliriz? Etsy'nin taraf olmaması çok makul. Çünkü telifler kişilere veya firmalara ait oluyor. Etsy kendi telifli olan ürünlerini zaten satmıyor, sattırmıyordu. Kendisine ait logoları vesaire vesaire. Senin tarafında birincisi eğer Türkiye'den Türk patente başvurup işte marka tescili ve tasarım için marka testine başvurursan Türkiye'den aynı ürünün
Etsy'de satılmasını engelleyebilirsin. Yani Christina benden ürünleri çaldı Türkiye'den diyelim. Senin benim çantalı yaptığım çantaların aynısını satıyor. Ben Etsy'nin Christina'nın Türkiye Etsy'de ürün satmasını yasaklayabilirim. Ta ki Christina bu işi başka ikinci, üçüncü ülkeye götürene kadar. Yani Bulgaristan'dan gönderirse buna bir şey yapamıyor. Ya da Amerika'da. Ya da Amerika'da. Şimdi Türkiye'de bu çok pahalı bir şey değil. 1200 lira mı öyle bir şey. İlk başta 1300 lira diyorsun, sonra ya 1000 lira ya da bir şey. Yani bir tane ürünün tescilini almak 1500 liraya falan mal oluyor yanılmıyorsam. Bunu şirket gideri olarak gösterebiliyorsun ayrıca. Ama sanki böyle bir şey vardı. Amerika'da onu başvuruyorsun. O zaman Türkiye'de yasaklıyor. Evet. Her yerde yasaklıyor. Amerika'nın en üstü oluyor. Ya, evet. Amerika'dan marka tescillerini alırsan ki biraz tuzu, kaşesi pahalı bu işin. Yanılmıyorsam 400 dolar evet. Olması lazım. Ama herkes o zaman kapatıyorlar. Evet. Bu sefer bu ürünün aynısını başkalarının satmasını engelleyebiliyorsun. Şimdi satışları ne kadar bilmiyorum. Ama her model için bu 400 dolarlık tescil almaya değer mi, değmez mi? O biraz ticari bir durum. Ama Amerika firma varsanız o zaman 200 dolar ya da Amerika firma açtınız o zaman daha ucuz. Ama kendine evet. O zaman uğraşmak gerekiyor. Avukat, evet, avukat tutamıyorsunuz kendisi. O zaman daha ucuz oluyor. Ama firma yoksa avukat tutuyorsunuz o zaman 400 dolar. 400 dolar. Zor bir şey değil ya. Biz herkes bir yıldan... Zor, uğraşıyor ama zor değil. Zamanı sadece yapıyorum. Evet. Minik bir şey daha katkı yapayım. Yani millet yıldan 300, 500, 700 bin dolara Amerika'da şirket açılmasını satıyorlar. Vallahi biz 139 dolara açtık ya şirketi. Bütün maliyet bir yani. Evet, bir de hepsi numaralarda. Her şey kendine alabiliyorsun. Bu SSN numarası hiç zor değil. Değil ya. Aldık vallahi. Helal olsun. Feyza Hatta demiş ki ne kadar sürede 1000 vizit demiş. Ne kadar sürede 1000 vizit. Ya bu kestirmek çok zor. Yani bu Etsy'de sizin yapmanız gereken bir sürü şey var. İşte mağazanızda About Us kısmı, Return Policy'yi belirlemeniz gerekiyor vesaire vesaire. Çok fazla kriter var. Bunların hepsini yerine getirdiniz mi, getirmediniz mi? Getirdiyseniz bir dönemde gelir. Ama bunun şu kadar sürede olabilecek demek için benim elimde herhangi bir dona yok, öyle bir bilgim de. Tamam. Abdullah'ın sorusuna geçiyorum hemen hızlıca. Çok pardon. Merhabalar hocam. Etsy'de bir mağazamız var. Reklamlar ile ilgili bir sorunum var demiş. Direct and other trafiğimiz son zamanlarda çok yüksek ve bot saldırısı olduğunu düşünüyoruz. Acaba bu şekil bir durum ile karşılaşan olmuş mudur? Oldu. Evet, oluyor bizim de. Alt tarafta o sayfada ya da istatistiklerinin sayfasının, istatistikleri gördüğünüz sayfada herhangi bir sorununuz vesaire vesaire varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz diye bir yer var. Oradan böyle bir şey başına geldiğini düşünüyorsa, eğer hiçbir şey yoksa normal ticket atıp bunu işte ticket kısmında şimdi hatırlamıyorum ama accounting veya about my shop sekmesini seçip oradan Etsy'ye ticket atmasını hemen tavsiye ederim. Yani böyle bir şey başımıza geldi, lütfen ilgilenir misiniz diye. Bence de. Onlar da ilgileniyorlar. Zaten belli oluyor bot olunca ya da böyle şey spam olunca hemen favori geliyor. Böyle mantıksız şeyde listingler hiç birbirine bağlı değil de bir evet. De ne var da her şeyi beğeniyorlar. Her listing beğeniyorlar da normalde müşteri bunu yapmaz. Evet. Bir de Google Analytics eklerse işte Google Analytics kodunu ekliyorsun Etsy'ye. O buradan görebiliyorsun. Genelde botlar 1-2 saniye durup çıkıyorlar mağazada. Böylece kontrol edebilir kendisi istersen. Ama Etsy'ye yazmasını tavsiye ederim. Ne bence de kesinlikle. Tamam, süper. Esra'nın sorusuna geçiyorum. Reklam optimizasyonu nasıl yapılmalı demiş. Evet, bunun için headquarters'ın bizi bir defa daha buraya davet etmiş. Evet, birazcık. Bu gerçekten öyle. Çok kısa sürede anlatılacak bir şey değil. Zor bir kategori. Aslında yani bu işte Etsy'de yapılabilecek en zor işlerden bir tanesi bu. Ama kızca bir iki tane tüyo vereyim. Hazır hediye sezonundayız. Sattığı ürün her neyse bir veya bunun iki tanesini birleştik veya üç tanesini birleştik. Bundle ürün yapıp buna reklam çıkabilir. Bunun geri dönüşleri çok daha iyidir. Buradan hızlıca gelir elde edebilirsiniz. Onun dışında Etsy'de reklam işte marketingin altında şey var. Hangi ürünlere hangi kelimelerden reklam geldiğini görebiliyorsunuz. Burada alakasız kelimelerden bazen reklam gelebilir. Alakasız değil de satış getirmeyeceğine inandığınız kelimeler olabiliyor. Buradan bu kelimelerden benim reklamım gözükmesin diye işaretlerseniz bir parça optimize edebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bu tek başına yani böyle bir iki bir demiştik az önce bir iki programda anlatılacak bir durum. O çok
Yani detaylı cevap verebileceğim bir durum değil kısa zaman içinde. Ama hızlıca bunlar. Süpersin. Bir şey daha sorayım. Feyza'nın bir diğer sorusu da geçiyorum. Feyza'nın olmasın? Yok değil. Hak ediş hesabı TL iken sonradan dolar yapabiliyor muyuz? Evet. Ama şöyle bence de dolar daha mantıklı tutmak. Bana soracaksınız. Herkes de böyle şeyde komisyon olarak korkuyorlar da ama ben çok hesap yaptım. Yeni dolar hesap yapınca yine siz hep kazanıyorsunuz. Hep yüksek kazanıyorsunuz. Karlı oluyorsunuz. Karlı oluyorsunuz, evet. Teşekkürler. Bizim doğal içeriklerimiz var ancak komple doğal değil. Açtığımız 25. bir mağazamız oldu ve hemen satışa döndü. Bu konuda Etsy ve mail atmıştık. Onlar da o problem yok demişti ancak sonra handmade ürün olmadığı için mağaza kapanmış. Sizin kozmetik sektörüyle ilgili bir deneyiminiz oldu mu diyor. Ya, kozmetik sektörüyle deneyimim oldu ama Etsy üzerinde bambaşka bir sektör, yani başka bir farklı bir zaman diliminde hayatımın kozmetik sektörünün çok içli dışlı oldum. İyi bildiğim kategoridir. Orada epey ürün satmışım vardı. Christina da bir dönem yardımcı oldu. Hatta şimdi ablam hazırlıyor olacak kategori. Ya, ürün çıkartmaya çalışıyoruz. Bitince göndeririz sana. Süper. Tabii yedi düvel bizde. Herkes eticaretçi. Etsizciler. Eticaretçi. Buradan ablamı selam söyleyelim. Dinleyemiyorsun atarız. O bir gün ablam yanlışlıkla telefon cebindeyken yayın yaparken bizim yayına bağlanmıştı ablam. O gün bugünden beri canlı yayınları izlemiyor. Ben çok izlerim diye. En mantıklı, en doğru karar. Kozmetik sektörüyle ilgili eğer Etsy bu ürün hem handmade değil dediyse bunu detaylıca cevap yazıp gönderebiliriz. Detaylıca kastım böyle 2-3 paragraf bir sayfaya geçmeyecek kadar. Ama onlar inatla bu ürün handmade değil diyorlarsa buna valla yani Türkiye Bakanlar Kurulu falan toplansa kararını değiştiremez adamların yapabilecek bir şey yok. Ya olabilir değiştirebilirler de ama bayağı bir uğraştırmak lazım. Ya, evet, ama şeyde nasıl onu yapıyorsunuz, nerede ya bir sürü soru soracaklar da zor biraz. Uğur sormuş. Çok pardon araya girdim. Kusura bakmayın. Uğur sormuş. Tam da takı falan dediniz ya o yüzden hemen dikkatimi çekti. Takı mağazaları için öneriniz nedir? Ben 3D modelleme yapıyorum. Kendi ürünlerimi üretebilecek konumdayım. Henüz mağazamı açamadım ama yakın zamanda başlayacağım umarım. Son olarak İngiltere'den şirket açıp mağaza kurmak Türkiye'ye oranla ne kadar mantıklı olur? Teşekkür ederim demiş. Mantıklı olur. Ne kadar kısmı olacağı konusunda çok böyle bir net yok. Ama yani Amerika'da veya İngiltere'de mağaza açmak her zaman için daha avantajlı. Onlar da şöyle diyor Etsy bu durumu. Amerika Birleşik Devletleri'ne alışveriş yapacak kişilere Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmuş şirketleri veya mağazaları ön plana çıkarıyoruz. Çünkü bu lokal satıcıları desteklemek adı altında. İngiltere'de de İngiliz alıcılara daha çok gösteriyor. Takıyla ilgili elbette ki ahkam kesecek halim yok. Hiç bilmediğim bir kategori. Ama şunu şiddetle tavsiye ederim. Bir özelleştirilmiş not olsun ürünlerinin içinde. İki çok güzel kutu bulsun. Güzel kutudan kastım bu kutuyu ararken Etsy'ye bakmasın veya Pinterest'e bakmasın. Ne bileyim Behance veya bunun gibi farklı tasarımların olduğu yerlere baksın. Mücevher işinde, kuyumculuk işinde kutulama veya paketleme inanılmaz önemli. Ben bugün bahsettim biraz şeyde cevheri kategori. Şimdilik olarak, hediye olarak en popüler trende olan küpeler, özellikle büyük küpeler. Ondan için deneyebilirsiniz. Tam zamanı diyorsun. Tam zamanı, evet. Magenta olur mu? Yok ama Emerald Green olabilir. Tamam, süper. Yağmur'un sorusuna geçiyorum. Mağazamı henüz açtık. Daha satış alamadık ve şu an bir şirketimiz yok. Satışlar hangi aşamaya geldiğinde şirket açmak gerekir? E-ticaret ne yazık ki daha önceden çok net kararlar alıp ve başlanması gereken bir şey. Şimdi Türkiye'de iki tane şart var bununla ilgili. Ya esnaf muafiyeti almanız gerekiyor ya da vergi veren olmanız gerekiyor. Eğer bunların ikisinden birisi değilseniz e-ticaret yapmayın. Çünkü vergi vesini ödeyip satış yapan tanıdıklarım var benim. Yıl içinde temiz temiz vergiler ödüyor bu arkadaşlar.
Veya esnaf muafiyeti alabilirsiniz. Ürünün evet. kategorisi nedir bilmiyorum. Ama şöyle bir şey yok. Belli bir kategoriye geldikten sonra veya belli bir işe geçtikten sonra ben satış yapayım denecek bir durum yok. Biz Christina ile 10. satış yaptığımızda bir tane gittik şahıs şirketi açtık. Evet çok ucuz değil. Yani bugün bir mali müşavir maliyeti yaklaşık olarak aylık 300-500 lira. Yani yıl içinde yaklaşık 5000 lira kendilerine para ödemeniz gerekiyor. Bunun dışında işte böyle defter mefter masrafları var. Ucuz bir şey değil. Farkında değilim. Ama yani yaptığımız iş ticaret, Etsy'de eğer ürün satıyorsanız uluslararası ticaret yapıyorsunuz. Zaten ürünün gümrükten geçmemesi gerekiyor teoride, faturasız. Ama çok pahalı da değil. Mesela çok satış yapıyorsunuz, tabii ki mali müşavir daha çok para istiyor. Tabii. Daha az satış yapıyorsunuz, çok para istiyorsunuz. Yeni şeyde satışa göre her şey değişiyor. Ama para yapıyorsunuz, şirket lazım. Evet ama şöyle bir şey yok. 50 satış, 100 satışa kadar ben vergi ödemeden satış yapayım diye vergi dairesi var olma amacı budur. Ya riskli. Tamam. Son 3 sorumuz var. Kerem Bey ufak bir sorum var. Dün izlediğim videoda bir tane kesme tahtası satabilmiştim demişti. Acaba devamı geldi mi? Bir tane sattım demedim. Bir tane sattım. Ama olabilir eski video. Ha, eski video olabilir. Ha, eski o ilk videodur olabilir. Şu, dün... Çünkü vardı bir tane sen bahsetti bir tane sattım kırıldı bir de şeyde. Evet. İlk olanı yolda bir de kırıldı. Sattık sattık ya. Bir kısmını devamı gelmiş. Bir kısmını sattım. Sonra 30-35 bir tane hatırlamıyorum şimdi 30-35 tane sattık. Hatta Christina Hanım arada bir sağ olsun. Çünkü yaklaşık böyle bir 100 tane falan veya 70 tane falan. 70 yok ya o kadar. 30 tane, 30-40 tane falan dükkanda duruyor. Arkadaşın dükkanında duruyor. Onları sat sat git mağazayı işte aktif et, tekrar üzerine düş satış yapıyor da ona vakit kalmıyor bu aralar. Girmem gereken 2 tane eğitim var. Bir tane sekko artık sağ olsun. Etsy tarafında bir şey daha var. Ona gireceğiz. Vakit bulamıyorum ama sattım. Yani. Süper. Umarım devamı da gelir. Mert İnşallah. Demiş ki yalnızca telefon kullanarak Etsy satıcısı olunur mu yoksa bilgisayar şart mı? Sadece telefon da her şeyi yapabilecek. Evet. Ya yapabilir... bilmiyorum yapabileceğim bir şey. Ya yapabiliyorsun. Yapabiliyorsun ama zor biraz yapıyorsun. Yani uygulamadan girersen biraz daha zorlanırsın ama tarayıcıdan girersen ve bu siteyi masaüstü sitesi gibi göster dersen normal masaüstünde açılan aynı sitede açılıyor ama yani ürünlerin ebatlarını değiştirmen gerekebilir. Aynen. Açıklamalar yazacağım vesaire vesaire. Bilmiyorum hala duruyor mu da bir internet kafeden falan veya bir... Bu çünkü şey de yeni bu yeni aplikasyon mavi aplikasyonu yaptı mı Etsy? Orası bir sürü fonksiyon eklediler de tam bilgisayar gibi oldu da ama yeni böyle hızlı müşteri cevap vermek, hızlı bir şey yapmak, hızlı bir indirim kupon tabii ki yapabiliyorsun ama mesela doğru düz listing yapmak ya da kompetitor analizi yapmak da telefonda biraz zor oluyor. Hatta yapamıyorsun bir de. Evet. Böyle bir sürü şey de açıyorsun, bakıyorsun ya biraz zor oluyor. Evet, hemen göre. Reklam alıyoruz. Rakip analiz yaparken Tulsi'yi kullanmayı unutmayın. Evet, kesinlikle. Bugüne kadar geliştirmiş en iyi Etsy extensionlarından bir tanesidir. Tulsi, onunla reklamını yapalım. Kurucu ve yatırımcımız. Kurucularımız da buradayken. Kurucu ve yatırımcımız. Harika, tamam. Bitecek birazdan. Son iki soru, tamam mı? Bitecek. Tülay sormuş ki, sürekli artıyor. Handmade ürünler ile doğal ve vegan sabunlarımın yanında şimdi yeni bir ürün serisiyle banyo tuzu ve tonikler hazırladım. Sabunlar hariç ana malzemeleri belgeli üreticilerden alıp kendimize ait bileşenlerimizi oluşturuyoruz. Henüz bu iki farklı ürünü Etsy'ye girmemiş. Yeni yıl için spa seti olarak fark yaratır mıyım? Yaratırsın. Tonikten emin değilim. Tonik için bir MSDS evet. gerekiyor mu? Yani ürün güvenlik sertifikası. Evet veya... çünkü şey de sıvı. Ya evet sıvı olduğu için MSDS gerekecek. Bir de bunlar insan tenine temas ettiği için Amerika gümrüğü veya Avrupa Birliği'nin Avrupa Birliği'nin tamamının belli bir gümrük deklarasyonu gibi bir şey var. Bazı ülkelere göre değişiyor ama bunları araştırmasını tavsiye ederim. Ama bunun dışında bence kesinlikle denemeli. Fark yaratılır evet. Ben son soruma geçmeden önce chatten gönderdiğim geri bildirim formunu doldurmayı unutmayın diyorum. Ve hızlıca Bekir'in sorduğu son soruya geçiyorum. Hocam Etsy'deki istatistikler, görüntülenme ve ziyaret vesaire bunlar anlık mı güncelleniyor yoksa günün belli saatlerinde mi güncelleniyor? Örneğin saat 1'de sayfamı ziyaret eden birini ben saat kaçta analizlerde görebiliyorum. Bu arada önceki cevaplarınız için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok hızlı oldu.
Hiç sorun değil. Öncelikle şiddette anlık istatistik görmek istiyorsa Google Analitik eklemesini tavsiye ederim. Etsy'de bu belli bir periyotla güncelleniyor ama güncellenmesini bilmiyorum. Yani İlayda bugün bizim mağazamızı ziyaret ederse biz bunu şimdi değil de günün ilerleyen saatlerine görebiliyoruz net olarak. O şey de günde bir kere değil de kaç kere, ne kadar saat farkı var da onu tam cevap veremeyeceğim. Hiç de bir de bakmadım da çünkü günde zaten kaç kere bakıyorum da onu hiç şey de bilemem. Ama günde kaç kere şey de değişiyor. Güncelliyor kendini. Tamamdır. Teşekkür ederiz sorular cevap verdiğiniz için. Sizlere sorular sorduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ben yine Kerem ve Kristina'ya harika ve aydınlatıcı bir etkinlik olduğu için ve bizlere vakit ayırdığı için teşekkür ederim. Ayrıca beni kırmayı tekrar geldiğiniz için de teşekkür ediyorum. Umarım daha bunların offline versiyonlarını da gerçekleştirebiliriz. Sizin söylemek istediğiniz bir şeyler olur mu? Anam. Bize çağırdınız, davet ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz. İnanılmaz bir enerjiniz var. Zaten her gün söylüyorum neredeyse. Süpersiniz. Offline etkinliklerimizin devamı olacak efendim. Olacak. Kaan evet. Bey sağ olsun. Her an herkesin iline gelebiliriz bu arada. Bizi takip etmiyorsunuz. Evet, biz çok memnun kaldık. Böyle iki ille yaptık sizinle. Çok zevkliydi bizim için de. Büyük tecrübe oldu. İnsanlarla yüz yüze olmak çok zevkli bir şey. Yani böyle orada fikir alışverişinde bulunabilmek. Yoksa yani aslında biz bu etkinlikleri karşılıklı fikir alışverişinde yapmak için yapıyoruz. Yani düzenliyoruz. Yoksa bizim oraya gidip de saatlerce insanlara bir şey dikte etme niyetimiz yok. Ama yani bunu da yapıyoruz. Yani dikte etmiyoruz. Konuşuyoruz ama karşılıklı konuşabilmek inanılmaz büyük bir lütuf. Pandemiden sonra. Pandemide bunu çok ödemiştik. Evet kesinlikle. Çok seviyoruz. Devam edeceğiz. Evet. Bomba gibi geliyoruz diyebiliriz. Evet. Tamam, çok teşekkür ederim tekrar geldiğiniz için. O zaman herkes kendine çok iyi baksın diyorum. Bir sonraki etkinliklerde görüşmek üzere diyorum. Bye bye. Görüşürüz.